Herkese merhaba arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Cumhuriyet dönemi Türk Edebiyatı şiir derslerine devam ediyoruz. Bu dersimizde sizlere milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiiri anlatacağım. Önce genel özelliklerden bahsedeceğim. Daha sonra ise bu anlayışa bağlı sanatçıları anlatacağım. Beşiciler, hisarcılar ve diğer sanatçılarımız olacak. Önemli eserlerden, sanatçılarla ilgili önemli ipuçlarından, anahtar sözcüklerden bahsedeceğim. Sınav yönelik kullanabileceğiniz güzel bir not hazırladım sizler için. Gereksiz ayrıntılara yer vermedim. İhtiyacınız olan bütün bilgiler notumda mevcut. Bu notu açıklamalar bölümünden indirerek faydalanabilirsiniz. Ben faydalı olacağını düşünüyorum. Şimdi dilerseniz vakit kaybetmeden dersimize başlayalım ama sizler de destek olmak adına kanala abone olursanız çok memnun olurum. Şimdi dersimize başlayabiliriz. Genel özelliklerle başlıyoruz arkadaşlar. Milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şairler, bu anlayışa bağlı olan şairler milliyetçilik düşüncesine sahiptir. Dolayısıyla arkadaşlar, şiirlerde çeşitli şekillerde milli duyarlılığı ön plana çıkarırlar. Türk dilinin kullanımına büyük önem verirler. Yani kullandıkları dilde yabancı sözcüklere, yabancı tablamalara, yabancı dil bilgisi kurallarına yer vermek şöyle dursun. Halkın konuştuğu sade anlaşılır Türkçeyi kullanırlar. Böylece yabancı dillerin dil kurallarından, sözcüklerinden, tamlamalarından dili arındırmış olurlar. Halk şiiri unsurlarından yararlanırlar. Yani şiirlerde genelde hece ölçüsü kullanılır, dörtlük ve bent nazım birimi kullanılır, içerik ve dil özellikleri açısından da halk kültüründen, halk şiirinden yararlanırlar. Ama bunu yaparken aynı zamanda arkadaşlar modern Türk şiirinin özelliklerinden de yararlanacaklar. Yani hem geleneği devam ettirecekler hem yenileşme açısından bazı hususiyetleri de şiirlerinde kullanacaklar. Anadolu coğrafyası ve insanı eserlerinin ana ögeleridir. Sade, süsten uzak bir üslubu tercih edecekler. Özellikle beş hececiler Ziya Gökalp'ten etkilenir. Ziya Gökalp bir toplum bilinci, bir sosyologtu hatırlıyorsunuz. Türkçülük düşüncesine sahipti. Aynı zamanda bu düşüncenin sistemleşmesini sağlamıştı. Bu düşüncenin fikir babasıdır diyebiliriz. Özellikle Milli Edebiyat döneminde birçok sanatçının Türkçülük düşüncesine sahip olmasını, bu yönde eserler vermesini, Yeni Lisan hareketiyle birlikte sade anlaşılır bir Türkçe kullanmasını sağlamıştı. Etkilediği isimlerin başında Beşececiler gelecek. Burayı hatırlamakta fayda var. Milli Edebiyat Zek ve anlaşını sürdüren şairler şiirlerini, eserlerini, yazılarını Kültür Haftası, Hisar ve Çınaraltı gibi dergilerde yayınlayacaklar. Bu dergileri hatırda tutmanız sizin faydanıza olacaktır. Genel özellikleri bu şekilde sıralayabiliriz. Aslında milli edebiyat özelliklerini sürdürüyorlar diyebiliriz. Çünkü sade anlaşılır bir dil var. İçerik özellikleri açısından bireysel ve toplumsal konuları işleyecekler. Nazım birimi olarak dörtlük ve bent kullanacaklar. Tabi hece ölçüsünü kullanmakla birlikte bazı yeni hece kalıplarını da deneyecekler. Bu şekilde ana kaynak olarak halk kültürünü, halk şiirini kullanıyorlar diyebiliriz. Şimdi anlatacağımız sanatçıları tanıyalım. Öncelikle bu dersimizde sizlere beş hececileri ve diğer şairleri anlatacağım. Hisarcılardan ayrı bir derste bahsedeceğim arkadaşlar. Bugün sizlere Faruk Nafiz Çamlıbel, Enis Behiç Koruyrek, Halit Fahri Ozansoy, Orhan Seyfi Orhon ve Yusuf Ziya Ortacı anlatacağım. Yani beş hececileri bitireceğiz. Daha sonra ise yine aynı anlayışla eser veren Kemalettin Kamu, Arif Nihat Asya, Ahmet Kutsi Tecer, Zeki Ömer Defne Orhan Şahik Gökyay, Necmettin Halil Onan'ı anlatacağım. Arkadaşlar buradaki isimlere dikkat etmenizde fayda var. Çünkü millet ve zevk anlayışını sürdüren şairler denildiğinde ne kastediliyor bilmeliyiz. Hisarcılardan ise daha sonraki bir dersimizde ayrıca bahsedeceğim. Şimdi dilerseniz sanatçılarımıza başlayabiliriz. Önce derececilerle başlıyoruz. İlkin sizlere Faruk Nafiz Çamlıbel'i anlatacağım. Arkadaşlar şairimiz topluluğun en önemli şairi, belki de bu dönemin en önemli şairlerinden biri. Beş hececilerin tamamı Ziya Gökalp'in etkisiyle aruzu bırakıp heceye yönelmişti. Bunu yapanlardan biri de Faruk Nafiz Çamlıbel. Yalnız Faruk Nafiz Çamlıbel'in ayrı bir özelliği var. O da nedir? Şiire aruzla başlayan şair sonradan heceyi kullanmaya başlasa da aruzu tamamen terk etmez. Buraya dikkat edelim. Yani heceyi kullanmaya başlıyor fakat aruzu da tamamen terk etmeyecek. Şiirinde romantizmin etkisi görülmesine rağmen arkadaşlar genelde gerçekçi sahnelere de yer verir. Yani özellikle Han Duvarları şiirinde bunu görebilmekteyiz. Gözlemlerine yer verebildiği gibi romantizm akımına bağlı bir sanatçı gibi de bazı romantik unsurları da şiirlerinde işleyecek. Yani hem romantizmin hem realizmin etkilerini görebiliyoruz diyebiliriz. Özellikle Anadolu Memleket Sevgisi şiirinde öne çıkar. Bakın han duvarları böyle bir eser, yine çoban çeşmesi böyle bir eser, gönülden gönüle böyle bir eser. Şiirindeki başlıca temalar aşk, hasret, tabiat, ölüm, kahramanlık, ihtiras ve tabii ki Anadolu'dur arkadaşlar. Dili sade ve akıcıdır. Söz sanatlarına da yer veren sanatçının sağlam bir üslubu vardır. Şimdi birlikte önemli eserlerine bakalım. Arkadaşlar han duvarlarını asla unutmuyoruz. Dinleneyden, Çoban Çeşmesi, Gönülden Gönül'ü asla unutmayacağımız eserler bakın işaretliyor. Bunların dışında hani karşılaşma ihtimalimizin zayıf olduğu eserler var. Bir Ömür Böyle Geçti, Elimle Seçtiklerim, Heyecan ve Sükun gibi eserleri de var ama biz neyi unutmayacağız? Han duvarları, Dinleneyden, Çoban Çeşmesi ve Gönülden Gönül'ü. Şimdi gelelim tiyatrolarına. Arkadaşlar az da olsa tiyatroları ile ilgili de sorular geliyor. Bu noktada da dikkatli olmak lazım. İhmal edilebilecek eserler değil bunlar. İçeriklerini bilmenize gerek yok. Yalnız isim olarak aşinalık kazanmanızda fayda var. Özyurt, Canavar, Akın ve Kahraman. Şimdi gelelim çok önemli bir şiire. Arkadaşlar ben buradan bir soru bekliyorum. Neden? Hem milli edebiyat anlayışını ortaya koyması açısından hem milli edebiyat zevk anlayışını sürdüren şairlerin özelliklerini ortaya koyması açısından, halk kültürünü yansıtması açısından sanat şiiri bizim için çok önemli. Yani milli edebiyatın şiire dair bütün özelliklerini içerik ve yapı olarak bütün özelliklerini taşıyor diyebiliriz. Bu yüzden soru köklerinde sanat şiirinden alınmış dörtlüklere yer verilebilir. Bu şiir üzerinden direkt soru sorulabilir ki çok güzel de soru olur. Şimdi ben de hatırlayabilmeniz açısından bu şiirin ilk iki dörtlüğünü buraya aldım. Size tavsiyem şiirin tamamına bakmanız arkadaşlar. Burada Faruk Nafiz Çamlıbel, batı hayranı bir sanatçı karşısında varmış gibi halk kültürüne bağlı bir şair olarak onunla konuşuyor. Şimdi birlikte bakalım. Yalnız senin gezdiğin bahçede açmaz çiçek. Bizim diyarımızda binbir baharı saklar. Kolumuzdan tutarak sen istersen bizi çek, incinir düz caddede dağda gezen ayaklar. Sen kubbesinde ince bir mozaik arar da, gezersin kırk asırlık mabedin içini. Bizi sarsar bir sürüs yazı görsek duvarda, bize, bize heyecan verir bir parça yeşilçini. Şiirimiz bu şekilde devam edecek. Mutlak surette bu şiirin tamamına bakmanızı tavsiye ederim arkadaşlar, karşılaşabilirsiniz. Şimdi gelelim önemli bir diğer sanatçımızla, o da Yusuf Ziya Ortaç. Ki kendisi benim yüksek lisans tezimdi. Yusuf Ziya Ortaç'la ilgili yaklaşık bir buçuk yıllık bir çalışmam olmuştu. Şimdi sizlere de ondan biraz bahsetmeye çalışayım. Arkadaşlar bir defa burada unutmamamız gereken bir eserimiz var. Nedir o da? Akbaba. Daha doğrusu bir dergimiz. Türk Edebiyatı'nın belki de en önemli iki, iki mizah dergisinden biridir. Birinci mizah dergimiz bizim yani önemli olanlardan biri. Refik Halit Karay'ın çıkarmış olduğu Ay Dede Mizah Dergisi'ydi. Milli Edebiyat Dersi'nde bahsettim. Diğer önemli mizah dergimiz de Yusuf Ziya Ortac'ın çıkarmış olduğu arkadaşlar Akbaba Mizah Dergisi. Bakın bizim için çok önemli sorularda gelirse zor ve güzel bir soru olur. Çünkü gözden kaçan iki dergi bunlar. Bir mizah dergisi sürükleyici bir anlatımla yazdığı fıkralarda siyasal mizahın başarılı örneklerini verir. Arkadaşlar gazetecilik yönü önemli bir isim. Yani güçlü bir isim Yusuf Ziya Ortaç. Özellikle bu dergide yer vermiş olduğu siyasal mizahın örnekleri fıkra türünde bizim için önemli. Buraya dikkat etmelisiniz. Şiirde Yahya Kemal'den etkilenir. Bunun en güzel örneği de Akından Akına isimli şiiridir. Hatırlayın Yahya Kemal'in Akıncılar isimli bir şiiri vardı. Yusuf Ziya Ortaç da o şiirden etkilenerek Akından Akına isimli bir şiir yazacak. Buraya dikkat edelim. Sanatçı yergi yani eleştirme, eleştiri, gülmece ve gazetecilikte şiire göre daha başarılıdır. Roman, öykü ve tiyatrolarda yazacak. Şimdi birlikte eserlerini değerlendirelim. Şiirleri çok güçlü değil söylemiştik ama şiirlerde Yahya Kemal'in etkisini görmek mümkün. Akından akına, cenk ufukları, yanarda, kuş çuvaltılarına dikkat edelim çocuk şiirlerine yer verecek. Arkadaşlar burada bence özellikle anılarına dikkat etmek lazım. Çünkü Portreler ve Bizim Yokuş isimli eserlerinde dönemin sanat hayatında önemli isimler olan kişileri anlattığı eserler burada. Yani portrelerde ve Bizim Yokuş isimli eserlerde dönemin ünlü simaları var. Onlarla yaşadıkları var. Onlarla ilgili hatıralar var. Dönemin gazetecilik cemiyetine ait önemli isimler var. Dolayısıyla o döneme ait önemli isimlerle ilgili bilgi edinebileceğimiz iki güzel eser Bizim Yokuş ve Portreler. Lütfen dikkatli olalım bu iki eser için. Roman, göç ve üç katlı ev, burada özellikle üç katlı evin üzerinde durmak lazım. Hatırlarsanız Doğu-Batı çatışması, daha doğrusu kuşak çatışması arkadaşlar, Milli Edebiyat'ta romanlarında karşımıza sıklıkla çıkıyordu. Hangi romanları hatırlayabiliriz bu noktada? Reşat Nuri Güntekin'in Yaprak Dökümü, yine Yakup Kadri'nin Kiralık Konak isimli eserlerinde bu konu belirgin bir şekilde işleniyordu. İşte Yusuf Ziya Ortac'ın da üç katlı ev romanında kuşak çatışması işlenecek. Dolayısıyla bu noktada sorulabilecek olan eserlerden biridir, unutmayalım. Fıkraları Beşik, Ocak, Sarı Çizmeli Mehmet Ağa karşılaşabilirsiniz. Gezi yazısı göz ucuyla Avrupa yine önemli bir eseri. Bu arada romanlarına hemen bir ekleme yapayım. Şeker Osman isimli uzun hikaye olarak da adlandırabileceğimiz bir romanı var. Bir platonik aşk anlatılacak, sonu çok hüzünlü bitecek. Sanırım yeni baskısı yok ama denk gelirseniz mutlaka okuyun. Şeker Osman romanında hatırda tutmanızda fayda var. Yusuf Ziya Ortaç'tan bu şekilde bahsetmek mümkün. Şimdi dilerseniz Enis Behiç Kor Yürek'le devam edelim. Şimdi bir defa Enis Behiç Kor Yürek deyince hemen aklımıza ne gelmeli? Epik, destansı ve tasavvufi şiirler gelmeli. Bakın üç anahtar sözcük var. Epik, destansı ve tasavvufi şiirler hemen aklımıza gelmeli. Şimdi birlikte inceleyelim. Bir defa şiir yazmaya Servet-i dergisinde başlayacak. Daha sonra heceyle şiir yazmaya devam edecek. Şiirlerinde aşk, milli duygular, tarih, kahramanlıklar gibi konuları işleyecek. Arkadaşlar epik şiir kavramına dikkat ediyorsunuz. Epik destansı şiirler var şairimizde. Tabi bir de Gemiciler ve bazı şiirlerinde Türk denizciliği ile ilgili şiirler yazacak. Bu da bizim için önemli bir ipucu olabilir. Son yıllarda tasavvufi şiire yönelecek. Bu tasavvufi şiirleri de Varidat-ı Süleyman yani Süleyman Efendi'nin söyledikleri, aktardıkları anlamındaki eserinde toplayacak. Bu esere dikkat edin lütfen ilginç bir eserdir. Şimdi Halit Fahri Ozansoy'la devam edelim. Aslında Halit Fahri Ozansoy ile ilgili gelen soruların tamamında mutlaka verilen bir ipucu var. O da Aruza Veda şiiri. Biliyorsunuz ne demiştik? Ziya Gökalp'in etkisiyle beş hececi şairler aruzu bırakarak heceye yöneliyordu. Yani hecenin beş şairi olarak adlandırıyorduk onları. İşte burada da Halit Fahri Ozansoy bunu yaparken Aruza Veda isimli bir şiirle aruzu bırakıp heceye yönelecek. Hüzün, melankoli, aşk, ölüm temalarını şiirlerinde işleyecek. Sade açık bir dil kullanacak. Roman ve tiyatro türünde de eserleri var. Birazdan zaten özellikle Baykuşu size anlatacağım. Şiirlerinde konuşulan Türkçeyi başarıyla kullanacak. Şiir, roman, tiyatro türlerinde eserler verecek. Bir defa unutmamalısınız. Bakın birkaç defa şimdi ben de tekrar ettim. Arkadaşlar, millî edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şairlerin tamamında sade, açık, anlaşılır bir dil var. Hece ölçüsü var. Hecenin farklı kalıpları var. Dolayısıyla hem bireysel hem toplumsal konular var. Halk kültüründen yararlanma durumu var. Bu hepsi için ortak. Siz çalışırken ne yapmalısınız? Her birini bir diğerinden ayıran ögelere odaklanmalısınız. Mesela Halit Fahri Ozansoy'da Aruza Veda'yı unutmamalısın. Yine Enis Bey'i kor yürekle epik ve destansı şiirleri unutmamalısın. Yusuf Ziya Ortaç'ta Akbabayı unutmamalısın. Faruk Nafiz Çamlıbel'de Sanat şiirini han duvarlarını dinle neyden gibi eserleri unutmamalısın. Yani gereksiz birbirini tekrar eden ayrıntılardan ziyade onları birbirinden ayıran ögeler üzerinde durmalıyız. Dolayısıyla çalışırken de bu not üzerinde bunlara dikkat ederseniz sizin için çok iyi olur. Şimdi dilerseniz eserlerine bakalım. Cenk duyguları sorularda görüyorum. Rüya, efsaneler isimli eserleri var. Tiyatroları sönen kandiller ile baykuş. Arkadaşlar baykuşun önemli bir özelliği var. Nedir o da? Darül Bedai'de sahnelenen ilk yerli oyundur. Darül Bedai demek şehir tiyatrosu demek. Şehir tiyatrolarında sahnelenen ilk yerli oyun sorulursa güzel ve zor bir soru olur. Ayrıca manzum yani şiir şeklinde bir tiyatro oyunudur. Dikkatli olun. Roman türünde pek sorulmaz ama Sulara Giden Köprü isimli bir eseri var. Anıda ise Edebiyatçılar Geçiyor isimli bir eserimiz mevcut. Şimdi... Orhan Seyfi Orhon'la devam edelim. Yine onu da diğerlerinden ayıracağımız iki önemli eseri var ama önce dilerseniz edebi kişiliğine bakalım. Şiirlerinde bireysel konuları işleyecek. Aruz'la başladığı şiire daha sonra heceyle devam edecek. Diğer beş hececi şairlerde olduğu gibi. Şiirlerinde duru bir Türkçe kullanacak. Mizah çalışmalarına da yer verecek. Şimdi gelelim bizim için önemli olan eserlerini. Arkadaşlar burada fırtına ve kar ile Peri Kızı ile Çoban Hikayesi isimli eserleri asla unutmuyorsunuz. Bu ikisini bile sadece aklınızda kalsa yeterli olur. Özellikle Peri Kızı ile Çoban Hikayesi isimli eser manzum bir masaldır. Yani ayırt edici bir özelliği de var bu şekilde. O yüzden aklınızda kalmalı. Diğer eserlerine bakalım. Gönülden Sesler, Aslı Asri Kerem, Düğün Gecesi, Makaleler ve Fıkra'da ise Dün, Bugün, Yarın, Kulaktan Kulağa isimli eserlerimiz mevcut. Fırtına ve kar ile peri kızı ile çoban hikayesini unutmuyorsunuz arkadaşlar. Devam edelim. Gelelim Kemalettin Kamu'ya. Hemen şunu hatırlamalısınız. Gurbet şairidir arkadaşlar. Gurbet şair. Dilerseniz önce bunu açıklayayım. Neden gurbet şairi diyoruz? Çünkü 16 Mart'ta İstanbul'un işgali üzerine derinden duyduğu acıyı gurbet isimli şiirinde dile getirecek ve bu şiir dillere pelesenk olacak. Şimdi birlikte bu şiiri bir hatırlayalım. En azından şairi hatırlarken kolaylık olur. Gurbet o kadar acı ki ne varsa içimde, hepsi bana yabancı, hepsi başka biçimde. Eriyorum gitgide, elveda her ümide. Gurbet benliğimi de bitirdi bir biçimde, ne arzum ne emelim, yaralanmış bir elim. Ben gurbette değilim, gurbet benim içimde isimli şiiriyle ünlenecek arkadaşlar. Bunun dışında büyük mecmua, derga, varlık dergilerinde şiirler yazacak. Hece ölçüsüyle yurt sevgisi, gurbet ve aşk temalarını işleyecek. Yine İstanbul'un işgali üzerine yazdığı gurbet şiiri var. Bunun dışında önemli iki şiirimiz daha var. Türk'ün ilahisi, İstiklal Ordusu Şehitlerine isimli şiirlerle milli duyarlılığını bizlere göstermiş olacak. Eserlerine bakalım. Sorularda sıklıkla karşılaşıyoruz. Gurbet, Bilingöl Çobanları ve İrşad. Bu şiiri sizler için okumuştum. Oynatma listesinden bulabilirsiniz. Çok güzel bir şiirdir. En azından aklınızda kalır dinlerseniz. Şimdi 5 hececileri bitirdik. Kemalettin Kamu ile devam ediyoruz. Yani onu da bitirmiş olduk. Sırada Arif Nihat Asya var arkadaşlar. Arif Nihat Asya'yı da tabi muhtemelen hepiniz bayrak şairi olarak hatırlıyorsunuz. Evet bayrak şairi olarak ünlenecek ama bunun dışında çok önemli hususiyetleri de olacak. Birlikte bakalım. Bir defa öğretmenliği sebebiyle Anadolu'yu yakından tanıyacak ve bunu da şiirlerinde, eserlerinde bizlere gösterecek. Önemli bir hususiyeti var. Heceyi, aruzu ve serbest ölçüyü birlikte kullanıyor arkadaşlar. Yani sadece heceyi kullanıyor ya da sadece serbest ölçüyle yazıyor diyemiyoruz. Aynı zamanda aynı ağırlıkla aruzu da kullanan bir Milli duyarlılık, din ve kahramanlık duyguları şiirlerinde öne çıkacak. Şiirlerinde epik, lirik ve didaktik özellikler görülür. Yani hem kahramanlık konularını işleyecek hem coşkulu duygular dile getirecek hem öğretici yönü ağır basan şiirler olacak. Düz yazı türünde de eserleri var. Şairimiz, bakın bu cümle bizim için çok önemli, sadece şu cümle bile aklınızda kalsa yeterli olacaktır. Tarih, İslam inancı ve Türklük şuurunu birleştirir. Yani onun şiirinde tarihin, İslam inancının ve Türklük şuurunun sentezini görebiliriz arkadaşlar. Birlikte şimdi eserlerine bakalım. En önemli eseri Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor. Genelde zaten ezbere bilinen şiir budur. Kıbrıs rubaileri, köprü, mensur şiirler, yastığımın rüyası, ayetler. Düz yazı ise kanatlar ve gagalar, terazi kendini tartmaz gibi eserlerimiz mevcut. Şimdi onu hatırlatması açısından şiirinden bir parçaya yer verdim. Bu şiirle Arif Natasa'yı da bitirmiş olalım. Baharı yollamak yollara, alıkoymak bir Nisan'ın tadını. Dışarıda herkes gibi seslenmek sana ve koynunda söylemek asıl adını. İnanmak, inanmak, inanmak. Ninilerinle uyuyup türkülerinle uyanmak. Evet arkadaşlar, Bayrak Şairinde böylece bitirmiş oluyoruz. Şimdi Ahmet Kutsi Tecer. Ahmet Kutsi Tecer de bize hemen Aşık Veysel'i hatırlatmalı. Neydi? Aşık Veysel'i bulan, Türk kamuoyuna tanıtan, Türk edebiyatına, Türk müziğine katan kişi, kişi Ahmet Kutsi Tecer'dir arkadaşlar. Bir defa sorulursa zaten soru kökünde bu özellik mutlaka verilir. Şimdi edebi kişiliğine birlikte bir bakalım. Şiirlerinde Anadolu'ya ait birçok unsura yer verecek halk kültüründen faydalanacak, içten samimi memleket şiirleri yazacak. Şiirinde hece ölçüsüne yeni duraklar ekleyen şair müzikal ögelerden de yararlanacak. Halk edebiyatı araştırmaları yapacak. Aşık Veysel'in tanıtılmasını sağlayacak. Türk kamuoyuna arkadaşlar Aşık Veysel'i tanıtan kişi Ahmet Kutsi Tecer'dir. Köylü Temsilleri Atlı Kitabı seyirlik oyunlarımız üzerine hazırlar. Yani geleneksel Türk tiyatrosundaki oyunlar üzerine hazırlanmış olan bir eserdir. Köylü Temsilleri dikkat edin ve unutmayın lütfen. Şimdi birlikte eserlerine bakalım. Bir defa arkadaşlar. Neredesin şiiri bizim için önemli, en ünlü şiirlerinden biri. Onun dışında ilkokul çocuklarının sıklıkla söylediği, sizin de bir şekilde mutlaka duymuş olduğunuz "Orada bir köy var uzakta" isimli şiiri de dillere pelesenk olmuş en ünlü şiirlerinden biridir. Oyunlarına sıklıkla sorularda yer verilir Koç Yiğit Köroğlu ve Köşebaşı. Şimdi Ahmet Kusü Teceri'de de Neredesin şiiriyle bitirelim. Çok güzel şiirdir. Birlikte okuyalım. Geceleyin bir söz, bir ses böler uykumu. İçim ürpermeyle dolar. Neredesin? Arıyorum yıllar var ki ben onu. Aşığıyım beni çağıran bu sesin. Bütün sevgileri atıp içimden. Varlığımı yalnız ona verdim ben. El verir ki bir gün bana derinden. Ta derinden bir gün bana gel desin. Şimdi Zeki Ömer Defne ile devam edelim. Zeki Ömer Defne ile ilgili arkadaşlar ipuçlarına birlikte bakalım. Şiirlerinin ana teması Anadolu'dur. Yurt güzellemeleri ile tanınır. Özellikle Erzurum, Eyn, Ilgaz, Isparta, Bursa, İstanbul, Konya illerini çeşitli yönleriyle işler. Güçlü bir anlatıma ve duyarlılığa sahiptir. Neyle hatırlayacağız Zeki Ömer Defne'yi? Yurt ile tanıyacağız. Anadolu'yu ana öge olarak şiirlerinde işlemiş olmasıyla tanıyacağız. Şimdi birlikte eserlerine bakalım. Denizden çalınmış ülke, sessiz nehir ve kar derenler, şiir noktasında önemli isimleri. Bir diğer önemli isimle devam edelim. Orhan Şahik Gökyay. Arkadaşlar çok önemli bir şiiri var hatırladığımız sürekli okunan ve tabii önemli birkaç eser var. Birlikte bakalım şimdi nelere dikkat edeceğiz. Şairliğinin yanı sıra edebiyat tarihi ve dil araştırmacısıdır. Özellikle buradaki eserler bunun bir göstergesi. Çeşitli yerlerde edebiyat öğretmenliği yapar. Bu vatan kimin şiirinde olduğu gibi genelde epik şiirler yazar. Çok güzel şiirdir arkadaşlar. Genelde programlarda da okunur zaten. Şiir noktasında bu vatan kimin şiiri çok önemli. Düz yazı türündeki eserlerinde Dede Korkut kitabını unutmuyorsunuz iki cilt halindedir. Yine bunun dışında Dedem Korkut'un kitabı isimli bir eseri var. Katip Çelebi'den seçmeler ve özellikle Destursuz Bağ Girenler isimli isimli eseri unutmayın lütfen. Bu Vatan Kimin, Dede Korkut, Destursuz Bağa Girenler isimli eserleri unutmuyoruz. Devam edelim. Ömer Bedrettin Uşaklıgil. Sorularda pek geleceğini sanmıyorum ama hızlıca değinelim. Şiirlerine hece ölçüsüyle Anadolu'yu, tarihi ve deniz güzelliklerini anlatır. Burada deniz sizin için bir ipucu olmalı. Neden? Hemen eserlerine göz gezdirelim. Deniz Sarhoşları, Yayla Dumanı ve Sarı Kız Mermerleri isimli eserleri önemli. Evet şimdi Behçet Kemal Çağlar'la devam ediyoruz. Arkadaşlar burada hemen aklınıza Atatürk gelmeli. Onun Atatürk'e duyduğu sevgi gelmeli. Çünkü bu sevgi şiirlerini, eserlerini de etkileyecek. Birlikte bakalım. Halk şiirinden yararlanır bu Behçet Kemal Çağlar için önemli. Çünkü bakın arkadaşlar, Ankaralı Aşık Ömer mahlasını kullanarak halk şiiri özelliklerini gösteren şiirler yazacak. Şiirlerinde Atatürk sevgisini işleyecek. Bakın yine çok önemli bir ipucu var burada. Faruk Nafiz ile birlikte 10. yıl marşını yazacak. Şadırvan isimli bir dergi çıkaracak. Milli konuları işlediği tiyatrolarında göreceğiz. Neleri unutmuyoruz? Ankaralı Aşık Ömer Mahlası'nı unutmuyoruz. Halk şiirinden yararlandığını unutmuyoruz. Atatürk'e karşı derin bir sevgi beslediğini unutmuyoruz. Yine 10. yıl marşını yazanlardan biri olduğunu unutmamalıyız. Ve tabii az da olsa karşılaşma ihtimaliniz var. Şadırvan isimli bir dergiyi çıkarmış. Şimdi birlikte eserlerini inceleyelim. Şiirleri... Erciyes'ten kopan Burada bir kalp çarpıyor benden içeri. Manzum oyun Çoban Atilla. Diğer yapıtları ise Battal Gazi Destanı, Kur'an-ı Kerim'den ilhamlar, Hür Mavilik'te, Dolma Bahçeden e kadar Atatürk denizinden damlalar. Şimdi eserlerinin pek sorulduğunu görmedim ama edebi kişiliği verilerek kendisi soruldu. Az önce tekrar ettiğim noktalara dikkat ederseniz Behçet Kemal Çağlar'la ilgili soruları bence kaçırmazsınız. Şimdi Necmettin Halil Onan ile devam edelim. Aslında bir şekilde herkesin gördüğü bir şiiri var. Birazdan göreceğiz. Necmettin Halil Onan. Arkadaşlar milli duygular ve bireysel konuları birlikte işleyecek. Bir Yolcuya isimli şiiri onundur arkadaşlar. Yani genelde birçok yerde görürüz, karşılaşırız bir şekilde. İşte o meşhur şiir Necmettin Halil Onan'ındır. Hani şu dur yolcuyla e, ifadesiyle başlayan şiirimiz. Hemen hatırlayalım. Dur yolcu, bilmeden gelip bastığın bu toprak bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın bir vatan kalbinin attığı yerdir. Bu ıssız, gölgesiz yolun sonunda, gördüğün bu tümsek Anadolu'nda, istiklal uğrunda, namus yolunda can veren Mehmet'in yattığı yerdir. Bu güzel şiir, Necmettin Halil Ona'nın sizin için önemli bir hatırlatıcı olmalı arkadaşlar. Eserleri, çakıl taşları, bir yudum daha, işleyen yara, koleji nereye, İzahlı Divan şiiri antolojisi gibi eserlerimiz mevcut. Böylece arkadaşlar, Milli edebiyat ve anlayışını sürdüren şairlerle ilgili ilk dersimizi bitirmiş oluyoruz. Hemen neler işlediğimizi bir hatırlayalım. Arkadaşlar bu dersimizde olabildiğince size kısa bir şekilde genel özellikleri vermeye çalıştım. Ardından beşeciciler ve diğer şairleri anlattım. Hisarcılarla ilgili de ayrı bir dersimiz olacak. Takip etmeyi unutmayın lütfen. Önerilerinizi, eleştirilerinizi yorum bölümüne yazarsanız memnun olurum. Başka bir derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.